Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimizi sevgiyle kucaklıyorum. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak siz değerli izleyicilerimiz için sunmaya devam ediyoruz. AKMEK kurs eğitmenlerimizden Hamide Özel hanımefendi ile beraberiz. El sanatları teknolojisi dalından sim sırma ve basit nakış iğne tekniklerini anlatacak bizlere. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Hamide Özel, Konya doğumluyum, Konya Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Konya'da halk eğitimde, Aksaray'da Kültür Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra belediyemiz AKMEK kurslarına iştirak ettim ve orada da 5 senedir görev yapmaktayım. Evet hocam. Peki ilk önce basit nakış iğne teknikleri ve sim sırma hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Tabii ki basit nakış iğne teknikleri son derece pratik ve kolay şekilde yapılan bir işleme türümüz. Sık sık yıkanabilirliği açısından son derece günlük kullanıma uygun bir işimizdir. İğneler nasıl iğne tekniğiyle yapıldığını sorarsanız eğer... Atış şekilleri düz, yuvarlak, uzun kısa şekilde atılarak yapılır. Peki hocam sim sırma dediğimiz nedir? Sim sırma geleneksel Türk işlemeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. İğne ile yapılıyor. Aynen iğne ile yapılır. Araç gelişleri çok farklı. İşleme tekniği çok çok farklı olan bir işimizdir. Sim sırmaya Maraş de deniliyor, doğru mudur hocam? Aynen tabii Kahramanmaraş yöremizi özgü bir iş olduğundan dolayı o isimle adlandırılıyor. Evet hocam. Peki kullandığımız malzemelere geçelim isterseniz. Neler kullanıyoruz basit evet. Nakış iğneleme tekniğinde ve sim sırmada? Basit nakış iğne tekniğinin de kullandığımız malzemeler genelde hani koton türü, rafya, her cins iplikle yapabilirsiniz. Her türlü kumaşla da yapabilirsiniz. Mesela pazenden tutun da çuval üzerine dahi yapabilirsiniz basit nakışı. Evet hocam. Gösterelim isterseniz evet. Seyircilerimize. İpliklerimiz şimdi ipliklerimiz var. Aynı şekilde mesela burada iğne oyasında kullanmış olduğumuz bu ipimizi kullanabilirsiniz. Mulini kullanabilirsiniz. Ben bunu aynı şekilde sim sırmada da kullanacağım. İğnemiz var, makasımız var. Basit nakış iğne teknikleri adı üstünde basit olduğu için kullanım araçlarımız bellidir zaten. İğnemiz, ipliğimiz. Normal iğnemizi kullanıyoruz. Normal iğnemizi, dikiş iğnemizi kullanıyoruz. Bunun yanında tabii çok daha gelişmiş olan Brezilya nakışı var. Onda iğnelerimiz çok çok daha farklıdır evet, tabii. Değişik malzemeler görüyorum. İsterseniz hocam bunların isimlerini de verelim seyircilerimize. Aynı şekilde sim sırma dedim. Araç ve gelişleri çok farklı yapılan bir iş. Araç ve görüşleri çok farklı. Bunun ismi biz. Biz. Evet. Ne amaçla kullanıyoruz? Nakışımızın kenarlarından iğneyi çıkartma, delme amaçlı kullanıyoruz biz bunu. Biz ismi. Evet, ismimiz çok ismi değişik biz. Gerçekten. Evet. Bunun ismi Möhlike, keski. Möhlike. Evet. Bunu kumaşımızı oyma ve delme amaçlı kullanıyoruz. Kesme amaçlı kullanıyoruz. Möhlike. Evet. Bu da makat. Makatı kat kat karton yaparak sim sırmayı sabitleriz. Onun boşluklarını çıkartmak amaçlı kullanıyoruz. Evet. Bir de çirişimiz var. Çiriş dediğimiz çirişimiz nedir? Çok farklıdır. Maraş köylerinde şeker kamışlarında toplarından yapılan bir tür zamktır. Peki hocam burada bir şey görüyoruz. Bu nedir? Bu bal mumumuz. Bal mumunu ayakkabıcılarda bulabiliriz, attarlarda bulabiliriz. Bunu ne için kullanıyoruz? Biz ipliğimizi sabitleme, kayganlaştırma amaçlı kullanıyoruz. Daha sağlam olması amaçlı kullanıyoruz. O ipliği bal mumuna sürtüyorsunuz. Aynen. Burada şimdi sim sırmada yaparken göstereceğim. İpliğimizin üzerine böyle süreceğiz. Şöyle süreceğiz. İyice yayacağız. Yaydıktan sonra işlemeye başlayacağız. Evet. Bugün bize ne uygulama olarak göstereceksiniz hocam? Bugünkü uygulamamız lavanta kesesi. Ben tabii kısa bir bölümünü yapacağım. Evet, başlayalım isterseniz. Evet, en önemli
şeyimiz, makaralığımızı göstermedik. Bakın, bu makaralığımız olmazsa olmaz. Bu makaralıktan ipliklerimiz, sırmalarımız gelecek. Ve böylelikle... Temel ana malzememiz. Evet, bu makaralık. Olmazsa olmaz. Bunu unuttuk söylemeyi. Şöyle... Üç makarayı da aynı anda mı kullanıyorsunuz? Şimdi aynı anda kullanıyoruz. Beş sim, yedi sim desenimizin üzerinden atlatılıp kenarlardan ipliğimiz vasıtasıyla tutturularak yapılan bir iştir simsırma. Tek yönlü bir iştir. Üstünde sırma olur, altında da iplik. Evet, tek yönlü bir işleme tarzı. Çok farklı bir işleme tarzıdır. Üç sim, beş sim dediğiniz simin derecesi mi? Hayır, üç sim dediğim, burada şu an üç tane makara var. O, onu söylemek istedim. Üçlü, beşli anlamında. Aynen, üçlü, beşli, yedili makaralarla yapacağımız işe göre. Evet, şimdi başlayalım. Evet hocam. Tutturma işlemimizi yapıyoruz. Normal iplikle yapıyoruz. İpliğimizi evet, altta ipliğimiz olacak. Kasnak kullanıyoruz. Kasnağımızı kullanıyoruz tabii ki. Kenarlardan ipliklerimizle simi tutturuyoruz. Evet hocam. Çift taraflı sağlı sollu olmak suretiyle biz bunu şu an sanma tekniğini uyguluyoruz. Evet, teknikler derken kaç tür teknik kullanıyor? Çeşitleri nelerdir hocam? Evet. Sim sırmada sarma tekniği, Türk işinde kullandığımız verev sarma, verev pesent, düz pesent, hasır iğne, civan kaşı bunları uygulayabiliriz desenimizin yerine göre. Evet hocam. Hangi kumaşlar üzerine uygulanıyor peki hocam? Genelde düz yüzeyli kumaşlar üzerine uygulansa çok daha güzel olur. Mesela kadife gibi, sire saten gibi ve tafta gibi. En çok buralarda kullanılıyor. Bunlar üzerine yapılırsa çok daha net ve güzel olur. Kaftanlarda kullanılıyor zaten görüyoruz. Aynen, zaten folklor kıyafetlerinin üzerlerinde çok şık oluyor. Evet, biz bunu şu an sağlı sollu vinileksimizin üzerinden atlatılarak yapıyoruz. İlk etapta simsırma deri üzerine yapılırdı. Ben şu an altını yapay deri, suni deriyle kabarttım. Onun üzerine çalışıyorum şu an sırmamı. Desenine göre kesiyorsunuz deriyi. Şimdi desenine göre kabartıyorsunuz, kat kat yapıyorsunuz. Mesela bir gül yapacaksınız. Onu kat kat, aşama aşama kartonunu hazırlıyorsunuz veya vinileksini, her ne yapacaksanız. Onun üzerine sırmamızı sarıyoruz. Evet. Şu an ilk aşamasındayız. Şu an evet, ilk aşamasındayız. Kursa ilk gelenler ilk neyi öğreniyorlar? Neyi öğretiyorsunuz hocam? İlk gelenler tabii ki önceki örnek bezimiz çok önemli. Örnek bezinden başlatıyoruz. Ellerini önce bir alışması gerekiyor. Pratik yapmaları gerekiyor. Ondan sonra gerçek işe uygulamaya geçmemesi gerekiyor. Evet hocam. Basit nakış iğne tekniklerinde kaç farklı iplik çeşitlerimiz var? Hangilerini kullanıyorsunuz hocam siz? Rafyadan tutun da orlon, her türlü koton cinsi, pamuk haki, ipekler, muline, her türlü ip kullanabilirsiniz. Yani sınırsız. Aynı şekilde kumaşları da öyle. Sınırsız. Pazenden tutun da çuvala kadar her türlü zevke bağlı biraz. Kumaş üzerine uygulayabilirsiniz. Şu an yaptığımız aşamayı da anlatalım seyircilerimize. Şu anki aşamamız sarma tekniğinden devam ediyorum. Aynı şekilde verev sarma olarak da biz bunu yapabiliriz. Modelimizin durumuna göre yalnız. Evet.
Yaptığınız basit bir model değil mi hocam? İlk şu an evet. Yapılabilir. Şu an aşaması bu yönde. Meşakkatli bir iş. Çok çok meşakkatli bir işimiz. Zahmetli. Zorluğunun yanında çok da güzel olan bir işimiz. Evet, en başta milli değerimiz. Yani bu çok önemli. Uzun yıllardır kullanılan geleneksel bir evet, branş. Geleneksel Türk işlemeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi zaten. Peki nerelerde kullanılıyor hocam bu simsırma, basit nakış? Simsırmayı her türlü çanta, ayakkabı, gelinlik, evet, her türlü aksesuarla, hatta takı. Takılarda takı bile yapabilirsiniz. Kolyelerde çok görüyoruz zaten. Tabii ki tepsiler, panolar, ondan sonra kemer, ayakkabı, terlik. Her yerde her türlü şey üzerinde uygulayabilirsiniz. Arkada gördüğünüz gibi fularlarda, seccadelerde. Aynen, şaselerde. Tablolarda. Mesela şase var arkamızda, hı, kırmızı olarak. Kadifenin üzerine yapılmış. Çok güzel bir işimiz. Çok güzel, çok evet, zarif duruyor gerçekten. Aynen. Basit nakış iğne tekniklerini de öyleyse dekoratif eşyalarda, hı hı, kullanıyoruz. Çeşitli örtülerde. Yapabilirsiniz onu da aynı şekilde. İlk başlayanlar için zor geliyor mu hocam? Kursiyerleriniz ne diyorlar? Tabii ki aşamaları zor olan bir iş her şeyden önce. Hı hı. Tabii. Alt dolgusunu yapmak bayağı bir meşakkatli. Ondan sonra onu tamamladıktan sonra zaten arkası geliyor. Üzerini sarması biraz daha pratik. Pratik, evet. Şu an hocamız bize lavanta kesesi ya da tespih kesesi dediğimiz keselerden yapmak için işlemesini yapıyor. Aynen, böyle sağlı sollu kenarlardan ipliğimizle tutturarak sırmamızı çalışıyoruz. Dikkat etmemiz gereken husus kesinlikle boşluk bırakmamamız. Boşluk bıraktığımızda estetikliği kaybolacak, görüntüsü kötü olacak. Hem öyle, aynı şekilde düzgün sarmak çok çok önemli bunun. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam? İğnemizi de taktık tekrar. Aynen, iğnemiz çıkmıştı. Düzgün olması, en büyük özelliği düzgün olması. Yavaş ve titizlikle çalışacağız. Aynen, o şekilde. Evet hocam. Aynı şekilde ince kumaşlar üzerlerine de uygulanır simsırması. Mesela şifon gibi. Onların üzerlerine yapıldığı zaman mutlaka altlarının duble edilmesi ve telayla sabitlenmesi gerekir ki üzerine işlenen iş daha net dursun ve de yırtılmasın diye. Ama bu işimiz en güzel zaten kadife, saten, tafta, sire saten. Onlar da görünüyor. Bunların üzerinde çok çok güzel ve net duruyor. Yapıştırıcıyı neyde kullanıyoruz hocam? Bir yandan da o bilgilerimizi verelim. Yapıştırıcıyı şimdi kartonlarımızı üst üste yapıştırmada, alt kartonunu hazırlamada kullanıyoruz. Burada yapay deri kullandık biz. Evet, desenimizi yapay deri üzerine çizdikten sonra kesiyoruz. Kestikten sonra desenimizin hani neresine uygulayacaksak yapıştırıyoruz. Biz tabii şu an basit olarak yapıyoruz. Çünkü zor olan aşamaları bir işimiz. Evet. Bunun şu an az bir araç gericinin bölümünü getirdik. Bu iş tezgahlarda işleniyor, Maraş'ta. Bunun yanı sıra askılığı var, çirişi var, şeyi var. Büyük makineleri tezgah var, makineleri var. Akme kurslarımızda her şeyi detaylıca anlatıyorsunuz orada. Aynen. Daha rahat çalışma yerlerimiz var. Evet. Merakları da çoktur. Bu işi yapmak isteyenler de. Meraklıları çok gerçekten. Ama
özveriyle yapılması gerekiyor. Bu işi çok sevmek gerekiyor her şeyden önce. Bir de aşamaları zor olduğu için her öğrencimiz maalesef bu işi uygulayamıyor, yapamıyor. Zorlanıyorlar. Zorlanıyorlar. Çok nadir öğrencilerimiz iştirak ediyorlar. Bu işe gönül vermek gerekiyor. Çok istemek, inanmak. Aynen. Evet hocam. Şu an yaprağımız bitmek üzere değil mi? Yaprağımız bitmek üzere. Aşama aşama. Böyle üzerinden sık bir vaziyette kenarlarından tutturarak sarıyorum. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz hocam bu mesleği? Bu mesleği ben burada 5 sene oldu Akmek'te görev yapalı. Ondan öncesi de var mıydı? Ondan öncesi de var. Konya'da mesela halk eğitimde 3 sene görev yaptım. Aksaray'da Kültür Müdürlüğü'nde 3 sene görev yaptım. Uzun yıllardır. Evet, simsirme ve tel kırma hocalığı bu yaptım. Işe normalde vermişsiniz. El nakış hocasıyım ve ayrıyeten de iğne oyası hocasıyım. Zaten hepsi bağlantılı değil mi? İğne oyası, aynen. Nakış. Tabii ki. Zaten iğne oyası da nakışın bir dalı. Evet hocam, şimdiden çok güzel görünmeye başladı. Evet. Burada da yaptığımız örnekler var. Örneklerimiz var, evet. Çok hoşlar bunlar da. Evet hocam. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimiz için? Bitmiş örneğini göstermeden önce neler söylemek istersiniz vatandaşlarımıza? Vallahi bu işimizi özveriyle yapmamız lazım. Simsirme işi kendi özbenliğimiz. Bunu yaşatabilmemiz ve koruyabilmemiz adına bu işi yapalım. Ve öğrencilerimizi de, hanımlarımızı, kızlarımızı da bu işi yapmaya davet ediyorum ben. İnşallah herkesi bekliyoruz hocam. İsterseniz bitmiş örneğini gösterelim seyircilerimiz için. Zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini bitiremeyeceğiz hocam. Gösterelim evet. Şöyle. Siz anlatın burada hangi teknikleri kullandığınızı isterseniz tekrardan söyleyelim. Burada simsirme işinde sarma tekniğini kullandık. Basit nakış iğnesinde bükümlü iğne tekniğini kullandık. Ayrıca simsırmamızı zenginleştirmek adına pul boncuktan yararlandık. Pul boncuğun, tırtıl ve kurtçuğundan yararlanarak bu çiçeklerimizi yaptık. Ve iğne oyasıyla zenginleştirdik ve modernize ettik. Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bunları da gösterelim seyircilerimize. Çok hoşlar çünkü. Onların da görmelerini istiyorum. Evet, orada da aynı teknikler uygulandı. Aynen. Bunu da gösterelim. Çok hoşlar. Burada bir de tepsimiz var hocam. Evet. Bu tepsimizde ne kullandık? Hangi teknikleri kullandık? Bu tepsimizde aynı şekilde simsırmanın sarma tekniğini kullandık ve de tırtıllarla süsledik. Türk işinin hasır iğne tekniğini kullandım ve de iğne oyası tekniğini kullandık. Çok güzel olmuş hocam. Bir de burada tablo görüyorum değil mi? Tablo olarak duvara evet. asıyoruz. Çok güzel evet. olmuş o da. Onda da aynı şekilde uygulandı. Aynı şekilde simsırmanın sarma tekniğiyle yapılan bir işimiz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum hocam. Hamide hocamız simsırma ve basit nakış iğne teknikleri kursunu uygulamalı olarak bize gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz hocam. Sağ olun. Efendim, programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.